Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz gün oyun gündemini sarsan bir haberle karşı karşıyaydık. Biliyorsunuz Valve denince akla gelen ilk oyunlardan bir tanesi de tabii ki Counter Strike. Counter Strike'ın hikayesi biraz garip arkadaşlar aslında. İlk olarak bu Half-Life için amatörler tarafından yapılan bir mod olarak karşımıza çıkmıştı. O zamanlar tabii kaç sene öncesinden bahsediyorum. İnternet kafeleri, lise çağındayız. İnternet kafelere kaçıp Counter Strike oynadığımız dönemlerden bahsediyorum. O zamanlar 1.5 mi vardı, 1.6 mı vardı ne? Daha sonra Valve bu amatörlere bir destek verdi. Gelin dedi, siz bu projenin başına geçin ve bunu daha profesyonel bir hale getirelim dedi. Ve Counter Strike resmen Valve markasının kanatları altına girmiş oldu. Sonrasını zaten biliyorsunuz 1.6'dan sonra Source çıkmıştı. Source'la birlikte online oyun tarafı biraz daha güçlendirilmişti. Ve ardından Global Offensive çıkmıştı. Global Offensive ile zaten halihazırda bugünkü son halini almıştı Counter Strike markası arkadaşlar. Tabii ki her şeyin bir ömrü var ve her şey eskiyor. Biraz daha yenilik katmak istediler oyuna. Tamam, belki haritaları vesaire değiştirdiler, vuruş hissiyatlarını değiştirdiler, yeni skinler getirdiler ama bunlar günün sonuna geldiğimizde çok da yeterli olmadı. Counter Strike'te biliyorsunuz zaten bir hile olayı vardı ki bu hile olayını Valve gibi bir marka çözebilmiş değil. Ama Riot Games rekabetçi nişancı oyuncu tarafında Valorant ile ya da oyuncuların deyimiyle Valo ile birçok yeniliği beraberinde getirmeyi başardı. Ve kısa süre içerisinde Counter Strike markasının önüne geçti arkadaşlar. Halihazırda istatistiklere göre konuşuyorum. En çok oynanan rekabetçi nişancı oyunu Valo olarak geçiyor ki Counter Strike'ı bir hayli geride bırakmış durumda. Valve de muhtemelen bundan ötürü dedi ki ya biz en iyisi artık Counter Strike 2'yi çıkartalım. Counter Strike 2'de çeşitli düzenlemeler yapalım. Belki kaybettiğimiz oyuncu kitlesinde geri kazanmayı başarırız dediler. Halihazırda bu durum Valve tarafından doğrulanmış değil. Bunu hemen baştan belirtelim. Ama o tarafa çok yakın bir kaynak bunu direkt olarak doğruladı arkadaşlar. Ki bu kaynağın şimdiye kadar verdiği oyunlarla ilgili sızıntıların hepsi de doğru çıktı. Dolayısıyla bu sızıntının da herkes doğru çıkacağına inanıyor. Source 2 motoruyla geliştiriliyormuş yeni Counter Strike ve bu oyunda oyun severleri birçok sürprizin beklediği de iddia ediliyor. Öyle ki yeni nesil silahlar da olacakmış arkadaşlar. Yani sadece günümüzdeki gerçekçi silahların ötesinde farklı biraz böyle gelecekten devşirme silahların da olacağı söylenmekte. Yine klasik haritalara yer vereceklermiş. Dust 2 gibi falan. Biliyorsunuz zaten Dust 2'yi silmişlerdi aslında şeyden. Yani oyun turnuvalarında falan Dust 2'ye giremiyordunuz. E-spor turnuvalarında vesaire Dust 2 yoktu arkadaşlar. Ama yine arkadaşlarınızla oynarken falan tabii ki bu haritada oynayabiliyordunuz. Şimdi yeni oyunla birlikte pek çok dengenin değişeceği söyleniyor. Ama Valor'un tahtını ele geçirebilir mi? Bu gerçekten önemli bir soru işareti. Çünkü Riot kısa süre içerisinde Valo markasını gerçekten ulaşılması güç bir noktaya taşıdı. Milyonlarca oyuncu eriştiler ve hile tarafında gerçekten çok katı bir politikaları var. Bu da gerçek oyuncuları sevindiren bir hamle arkadaşlar. Neden? Çünkü hile yapan bir hesap anında banlanıyor. Hatta o cihazın Valo'ya girmesi bile engelleniyor. Bu da gerçekten oyun severlerin hoşuna giden bir geliştirme. Ama Counter tarafında baktığımız zaman böyle bir durum yok. Özellikle Free to Play'e geçtikten sonra sürekli hesap alıp hileli hesaplarla serverları rahatsız eden çok fazla geniş bir kitle var ki bazı hilelerin anlaşılamadığı da söyleniyor. Yani Valve'ın biliyorsunuz VAC koruma sistemi var. Bu sistemle de bu hilelerin anlaşılamadığı belirtilmekte. Tabii ne kadar doğru ne kadar yalan, bunları kestirmek çok da kolay değil. Ama şöyle ilginç bir şey var arkadaşlar. Yani Counter Strike turnuvasında dahi, ekranlara gelen bir turnuvada, e-spor turnuvasında dahi biz hile yapıldığına şahit olmuştuk. Tabi bu hileyi sonradan hakemler vesaire gördüler. O takımı turnuvadan men ettiler ama yani bu noktaya gelmiş bir oyundan bahsediyoruz. Dolayısıyla oyun severlerin Counter Strike'a olan ilgilerinin sönmesi tabii ki tesadüf değil. Bir de Valo gibi bir alternatif olunca tabii ki Counter Strike'ın havası sönmüş oldu. Şimdi ikinci oyun merakla bekleniyor. Eğer söylentiler doluysa 2023'ün son çeyreğinde bu oyunun çıkacağı belirtiliyor arkadaşlar. Zaten yine free to play olacakmış. Yani herkes direkt olarak Counter Strike 2 ile indirebilecek. Nasıl para kazanacaklar? Tabii ki sizin de tahmin edebileceğiniz üzere skinlerle, kutu açmalarla vesaire bunlar devam edecek arkadaşlar. Kutu düşeceksiniz. Kutuyu açmak için anahtarınız olması gerekecek.
çeşitli skinler bulmaya çalışacaksınız. Bu skinleri Steam pazarından, topluluk pazarından satın ya da orada satabileceksiniz vesaire. Zaten Steam bu konuda gerçekten bir pazar yeri gibi ve inanılmaz bir kullanıcı kitlesine de sahip. Dolayısıyla hani global ofansiften sonra yeni Counter Strike oyununun belli bir oyuncu kitlesine ulaşması çok da zor olmayacaktır. Ama dediğimiz gibi Valo'yu geçebilir mi? Ve bu oyuncu kitlesi devamlı olarak Counter Strike 2 oynamaya devam eder mi? Bu noktada bazı soru işaretleri var. Onu da muhtemelen oyun çıktıktan sonra öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Counter Strike 2 hakkında görüşleriniz varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Ve şu sorunun cevabını da merak ediyorum gerçekten arkadaşlar. Sizce Valo mu yoksa Counter Strike mı? Lütfen bu sorunun yanıtını da gerekçesiyle birlikte yorumlarınızda görmek istiyorum. Bakalım kim Valorant oynuyor, kim Counter Strike oynuyor, neden, hangi oyun daha iyi, bunu gerekçesiyle birlikte yorumlarda söylerseniz belki bir Counter Strike oynayanı Valo tarafına geçirebilirsiniz ya da Valo oynayanı Counter Strike tarafına geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bir de tabii şunu da belirtmek gerekiyor arkadaşlar. Halihazırda Valo'daki oyuncu kitlesinin büyük bir kısmı zaten Counter Strike'tan geçmişti. Son dönemlerde şu haberleri de duyuyor olabilirsiniz. Ya Counter Strike işte anlık olarak yine rekor kırdı vesaire. Bunların yarısı arkadaşlar kutu açıyor. Kutu açtıktan sonra bir şeyleri pazar yerinde satmaya çalışıyorlar. Onlar da artık oyunun son dönemlerinin geldiğinin farkındalar ve bu yüzden ellerinde kalan son anahtarları değerlendirip son ekipmanları satmaya çalışıyorlar. Bir de şu da var arkadaşlar. Steam'de halihazırda Valorant yok. Dolayısıyla Valorant'ın Steam'de anlık en yüksek kullanıcıya ulaşması gibi bir durumda söz konusu olmadığı için Counter Strike en çok eş zamanlı oyuncuya ulaşan oyun olarak yeni rekorlar kırıyor olabilir. Ama bir de tabii bu işin Valo kısmı var. Acaba Valo eş zamanlı olarak kaç oyuncuya ulaşıyor? Muhtemelen Riot bunu yakın zamanda açıklayacaktır. Dediğim gibi yorumlarda bekliyoruz. Neden CSGO ya da neden Valo? Bunun cevabını gerçekten merak ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı isterseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Başka videoda tekrardan görüşelim.